Herkese günaydın. Hayır, evde temizlik yaptım yetmiyormuş gibi bir dükkan çıktı. Bir de butik çıktı. Bir de butikte temizlik yapıyoruz. Kız bu aynı her gün pisleniyor ya. Her çoluk çocuk da gelmiyor. Nereden bu kir? Ben fark etmeden parmak izi yapıyorum zar. Şöyle size son kalan iki yeleğimi göstermek istiyorum da yelekleri hiç göstermediğimi fark ettim. Son iki adet kaldı. Hoş, belki siz bu videoyu izleyene kadar o iki adet de gidebilir. Hem elbise. Bak şimdi de aşağılar kirli kaldı. Ah, üzleyim üzleyim. Dur bakayım. Şöyle göstereyim. Bendeki 48 çünkü darlar. Ama tabii şöyle 46'sı olsaydı 46'sını alırdım ben. Şöyle. Bakın. Ama yani geniş olması, rahat olması daha iyi. Çünkü kalıbı dar kalıp. Ay beni ne kadar güzel durdu ama şöyle kıstırınca. Ben var ya koca kadın oldum, hala şu ayakkabılardan vazgeçemiyorum maalesef. Ondan sonra elbisenin boyunu soranlar var. Bir saniye, bende kalça yukarı çektiği için az böyle ayak bileğinden yukarıda duruyor ama normalde 1.40 elbisenin boyu. Ve de çok mu kışık mı diye soranlar var. Asla değil. Hatta yani bence bir tık daha soğuk olabilirdi. Bir de herkes diyor ki Özlem yaz geldi. Bacım nereye yaz geldi ya? Ben niye göremiyorum? Dışarıda saat olmuş 9, hala daha sis kalkmadı. Almanya soğuk yani. Yaz gelecek diye beklerseniz oho. Bakın benim çok ince aslında. Benim totom büyük. Neyse bakalım. Şu da 48'e. Son iki tane 48 vardı. Bir tanesini vallahi dün arkadaşım Selcan burada geldi giydi. Onun üstüne görünce bir hoşuma gitti. Dedim hemen tekini kendime alayım. Bir de çok hafif. Ama son iki bedeni kaldı. Bunlar hep tükendi arkadaşlar. Son iki bedeni var. O da 52 ve 54. Bunlar 7 tane filandı galiba. Her bedenden bir tane getirmiştim ya da 8 tane miydi? İşte son 4 tane kalmıştı. Onda teki dün satıldı. Birinde bugün ben aldım. Böyle bakalım. Şimdi siparişler var. Dün gelen ve ödemesi de hemen yapılan. Dün akşam hatta gelip direkt böyle ayırmıştım ben bunların hepsini. Hatta isimlerini falan böyle yukarıları yazdım ettim. Bu da demin geldi sipariş. Bunlar da öyle ve sabun. Şöyle kimsenin adresi gözükmesin. Sabun ve daha ayarlayacaklarım var şimdi. Geldim bir kahve yaptım hemen kendime. Kahvemi içeyim. Ondan sonra sizlere bu sabunları tekrar bir anlatma kararı aldım. Çünkü herkes eşek sütlü okyanusa bir takıldı. Yani yarım saat içinde o tükendi. Ama diğerleri de yine sivilce ve akne için faydalı arkadaşlar. Sadece okyanus değil. Gözünüzü seveyim lütfen.
arkadaşlar. Şimdi şöyle artık ben de bir giyinmeye başladım. Arkanın kusuruna bakmayın. Arkadaşım Selcan bir yandan bebekleri giydiriyor. Onu çekmeyeceğim. Bir yandan o orada çekim yapıyor. Artık çok fazla bir ürünümüz kalmadı ama son kalanlarında şöyle resimlerini ve videolarını çekelim dedik. Sağ olsun arkadaşım böyle çok güzel modern dizayn tasarım kombinlemeyi çok güzel yaptığı için ben beceremiyorum. Beni de o kombinliyor. Bakın şu eşarpları bana ne kadar güzel yaptı. Çok şık. Bu eşarplar da bende satılamaz. Son 3-4 tanesi kaldı ama bir 10 gün sonra falan gelecekler. Şu ikili takımları size göstermek istiyorum. Şimdi bunu nedense herkes diyor ki ya Özlem kış geldi, şey yaz geldi, yaz geldi. Bacım nerede yaz geldi? Bunlar zaten bir kere yazlık, mevsimlik, asla kalın değil. Şöyle fitilli triko takım dediğime bakmayın. Triko takım gayet ince. Bakın şöyle bir esnettiğim zaman için yani yeri bile görebiliyorsunuz. Çok güzel ve gayet de şöyle salaş bir takım. Bayağı bol bir takım. Bendeki 48 beden. Üzerine de şöyle bir yelekle çok güzel kombin yapabilirsiniz canlarım benim. Bunun hem böyle saks mavisi var, zümrüt yeşil var, birazdan giyeceğim. Bir de siyahı var ama siyahından sadece 3 adet kaldı ve bedenlerine bakmam lazım. Şöyle bakın beli lastikli. Bakın şöyle beli lastikli, bayağı da göğüs altına kadar çekebiliyorsunuz. Cep detayı da var ve dediğim gibi çok rahat. Yandan Selcan bunları giydiriyor. Ben de şöyle bir yandan bir köşeden sizleri çekeyim dedim. Vallahi şöyle birazcık burası sıkıştı. Bu bebekle birlikte size şöyle çekim yapacağım. Birazcık yemek falan sipariş ettik. Çünkü inanılmaz acıktık. Yorulduk. Sabah saat 9'dan beri buradayız. Özge de işten çıktı. O da zaten acıktı. Şöyle. Arkadaşlar bu düz sweatleri sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Geçen gün de göstermişim. Bu arada benim kendi sweatim 44 beden. Geniş kalıptı. Şöyle bol paçalı bir pantolonla kombin edildiğinde nasıl göründüğünü sizlere göstermek istedim. Diğer renklerini de tek tek giyip sizlere göstereceğim. Tabii ki dar paça pantolonla da giyebilirsiniz. Kot pantolonla da kombin edebilirsiniz ama bu şekilde de gayet güzel. Bakın etrafınızı sarmayan şöyle çok güzel bir duruşu var. Bugün böyle sizlere kıyafetleri göstermek istiyorum. Ayakkabılarımı da hemen şöyle şu şekilde kombinledim. Hemen farklı bir rengini giyip geleceğim. Bir de bu şallarımdan gelecek arkadaşlar. İsmi ne? Balon gibi patladı. Vallahi böyle çekimler yapa yapa. Ha, sen benim bardağım dedin ya, ben onun içinde su var zannettim. Neyse bakalım, şöyle iki ayrı farklı çeşit makarna sipariş ettik. Bir de şöyle pizza sipariş ettik. Çocukları bir doyurduk. Özge de Hollanda'dan şu peynirli jalapeno peynirlerden sipariş etmişmiş. Onu da hemen gitti aldı geldi evden. De haydi bakalım azıcık karnımızı biz bir doyuralım. Ondan sonra çekimlerce devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bakın. Bu güzel yumuş teddy. Sen yap görünmüyor. Ne güzel. Kazaklarımızı bakın. Şöyle güzel saten eteğin üzerine de bu şekilde kombinleyebilirsiniz. Şöyle güzel bir bordoyla da patlatacaksınız. Harika duruyor. Pek yakında saten eteklerimiz de gelecek arkadaşlar. Şimdi bu satılık değil. Ama pek yakında ilerleyen zamanlarda havalar bir tık daha böyle ısındığında saten eteklerimiz de butikte yerini alacak. Deminki uzun olan kazağımızdı.
Bu da mesela yine bunlar mevsimlik bu arada arkadaşlar. Bunlar kışlık değil. Bakın hemen şöyle elim geçiriyorum. Hauntem mudavilli mi denir ne denir? Bakın ince hafif şöyle delikli gibi mevsimlik yani ilkbaharda da çok rahat bir şekilde giyebilirsiniz. Hatta yazın akşam serinliğinde bile giyilebilir. Çünkü Almanya'da yaz yok. Almanya'da yaz yok Peki ki. kremle toprak renginin asilliği. Bakın yeter ki kombinlemeyi bilin. Burada da böyle krem saten etekle. Bu Teddy ince kumaş kazağımızı Seyircan Hanım böyle bir kombin yaptı. Yani çok güzel değil mi? Sizlere de fikir olsun. Tabii ki biz bunları böyle sizlere fikir amaçlı paylaşıyoruz. Hani direkt böyle düz kombinlemektense bakın ufacıcık bir kemer detayıyla ne kadar böyle şık. Ne yani hem spor altına yan topuklu ayakkabı giyin, şık olun. Spor ayakkabı giyin. Spor olun. Çok güzel. Size de fikir olsun. Bu kazaklardan çok fazla kalmadı. Haberiniz olsun. İçlik satılık değildir arkadaşlar. Kemer de satılık değil. Burada göstermek istediğimiz görsel aslında hırkanın nasıl kombin edilebileceği. Ve bu hırkadan son 2 adet kaldı. Aynı şekilde bakın bu kazakları da böyle omuza atarak da kombinleyebileceğinizi göstermek istedik. Çünkü bunlar tam böyle omuz atmalık kazaklardan. Şu gri takımın içine body giyerek gömlek değil de bodili haline bayıldık. Ve tekrardan yine bunu da şu şekilde göstermek istedik. Yani bu tunik tarzı Teddy kazakları sadece pantolon üzeri değil. Bol paça pantolonla da çok aşırı güzel durur. Kalem pantolonla ayrı bir güzel durur. Ve böyle etekle de kombinleyebilirsiniz. Ve tekrardan göstermek istiyorum. Bakın asla kalın değil. Sizi yakacak, terletecek bir kumaşı da yok. Aksine Of, yumuş raflar pamuk. artık iyice gitti boşaldı tam tıkır kuru bakır. Ama inşallah cuma günü veya cumartesi günü de olacak. Bakın en son şöyle güzel bir kombin yaptı Selcan. Bakın bunu böyle bu şekilde de kombinleyebilirsiniz. Bir kemer ile güzel şık bir body ile altına da bir spor ayakkabısı giyeceksiniz. Efsane. İlla gömlekle giyilecek diye bir kaide yok arkadaşlar. Bir de bakın bu kazak da böyle bu şekilde bol paça bir Selcan bana dedi ki çabuk da üzerindeki pantolonu çıkar buraya giydirelim. Ay geldiğimden beri kaç kıyafet değiştirdim. Benim burada tabii ki yedek kıyafetlerim de var. Yani bunlardan giymiştim. Neyse dedim ben oraya dedim evden getiririm bunun altına. Bakın bu kazakları bu şekilde de böyle kombinleyebilirsiniz. Kazaklarımızın bedeni standart 36-44 beden uyumludur arkadaşlar. Bakın Selcan bunun bütün renklerinden aldı. Çünkü hatun kombinlemesini biliyor. Bakın ben size bunu hiç böyle kemerle sunmamıştım. Ama kemerle şu şekilde yapınca ne kadar güzel. İlla başörtülü olmanıza gerek yok. Bu şekilde florle de böyle kombinleyebilirsiniz. Neyse bakalım sabunlar neredeyse bitti bitmek üzere. Neydi kız bunun adı? Aloe vera son 2 tane kaldı arkadaşlar. Ay Turgut mesaj atıyor. Baya baya yine sabunlar tükendi sayılır. Şimdi var ya bakın sizlere sabunların açıklamalı bir şekilde böyle buraya görsellerini koyacağım. Görsellerini buraya koyacağım. Hem de böyle hızlıca size onları okurum. Ama şu an inanın hiç vaktim yok. Acil hemen eve gidip yemek yapmam lazım. Şu kolajenden bakın bunu özellikle de şimdi şöyle şuraya eklemesini koyacağım. Bunu 25 yaşından itibaren herkes kullanabilir. Sadece yaşlı bayanlar kullanacak diye bir şey yok. Ben de kullanıyorum. Ben de kullanmaya başladım yaklaşık bir aydır kullanıyorum. İnanılmaz bir şekilde cildimde böyle bir gerilme hissediyorum. Bu cildin geri çekilmesine neden kaz ayaklarını önlüyor, yaşlanmayı geciktiriyor ve cildi taze, dupduru ve güzellik sağlıyor arkadaşlar. Kolajen sabunu bakın 100 adetti. Bilmiyorum burada 40 filan çok özür dilerim 40-45 adet filan kaldı zannedersem tanesi 10 euro kesinlikle ve kesinlikle bunları ben zaten ilk getirdiğimde yok satmıştım o yüzden böyle sizler için stokladım ama yine bunlar da bitmek üzere
Bu sabunların hepsini Selcan'la sağ olsun, Allah razı olsun, tek tek hepsini böyle yine poşetledik ki poşetlerde dursun. Hem daha hijyenik hem de kokuları kaybolmasın diye tek tek. Şimdi böyle bunların hepsini buraya koyduk. Ben zaten hepsinin ne olduğunu bildiğim için hafta sonuna kadar böyle bir kalsın. Hafta sonu bu raflar komple inip komple bir temizlenecek. Çünkü hafta sonu inşallah dediğim gibi 700-800 hatta ben bilmiyorum 900 adet şal gelecek ve 3 veya 4 farklı, yani sadece penye şallarım değil, penye dışında 3 farklı daha çeşit olarak çeşit getirmiş olacağım. O yüzden buralar komple bir dolacak. O yüzden sabunları bir ellemedim. Çünkü şunun üstüne dörtlüsünü alma ihtimalim çok yüksek. Neyse bakalım. Buradaki tüm işlerim bitti. Bir de en son ben böyle komple her tarafı bir süpürdüm. Bulaşıkları yıkadım. Her tarafı şöyle bir kapattım. Buranın da kepenklerini kapatalım. Ondan sonra artık çıkıp gidelim. Eve gitmem lazım. Çocuklar acıktılar. Evet, saat 4. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle hemen eve geldim. Bir yandan Turgut'la telefonla konuşurken bir yanda hemen şunları şöyle ortadan sadece bir kere çizik atıverdim. Daha da fazla çizik atmadım. Yani ortadan tamamen bölmedim. Patates eklemeyeceğim. Böyle olsun. Çünkü zaten hani çocuklar tek. Ben de öyle fazla et, tavuk vesaire yemiyorum. Bugün de zaten iş yerinde yediklerim, vallahi makarna, işte ben normalde makarna falan yemiyorum. Şimdi bugün de böyle yiyince o makarna of, biri bir aşırı lezzetli, gongonzola mıdır nedir, bir kokulu bir peynir var. Ay nasıl güzel, lezzetliydi, anlatamam size, aşırı lezzetliydi. Şu küflü peynirden, işte kremalı küflü peynirli bir makarna yapıyorlar. İtalyan şeysi. Çok güzeldi. İşte azıcık ondan bir kaçırdım. Mideme oturdu. Şu an susuzluktan ölüyorum. O yüzden yemek yemeyi düşünmüyorum. Kefir içerim belki bir saat sonra falan. Şu an sadece bol bol su içmek istiyorum. Çok susadım. O yüzden çocuklara da şimdi bunun yanına ekstradan patates koymaya gerek yok diye düşündüm. Böyle bakalım. Ben şu Turgut gelsin. Şu ocağı da komple değiştireceğim. Yemin ederim. Hem görüntüsü beni rahatsız ediyor. Bir de artık tamamen hiç bir tanesini bile bir tanesi dışında hiçbirini kullanamıyorum. Evet, şöyle bakalım. Evet, hadi bakalım bunu fırına atalım. Hazırtıya gel çocuk. Nasıl güzel çıtırdamış. Vay anasına. Haydi bakalım çocuklar, afiyet olsun. Evet canlarım benim, şöyle en son kapanışı İstanbul'dan kalma bir görüntüyle yapayım istedim. Benden, bizden bugünlük bu kadar. Aslında butikte bu kadar uzun videolar çekmeyecektim ama son 2-3 videoda aşırı derecede yoğun talep vardı. Özlem butikte ürünleri ve sabunları ve kıyafetleri göster diye. Hoş, kıyafetleri çok gösterememişim, onu fark ettim. Yani büyük beden olan kısmı hiç çekememişim. Onları da inşallah yarın tekrardan size çeker gösteririm. Ama bugün
Benden bu kadar. Gerçekten aşırı yoruldum. Çok yoğun geçti bugün. Elhamdülillah. O yüzden bu şekilde artık günü kapatmak istiyorum. Bir sonraki günde vlogda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.